Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorularla 20. mektuba devam ediyoruz. 20. mektup 2. makam 10. kelimenin yarısında kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Beşincisi, sabık beyanatımızda icad-ı mahlukatta görünen hadsiz kolaylık, gayet derecede çabukluk, nihayetsiz sürati efval, nihayetsiz suhuletle icad-ı eşyanın sırlarını, hikmetlerini bir derece gösterdik. İşte şu nihayetsiz sürat ve hadsiz suhuletle vücud-ı eşya, ehli hidayete şöyle kat'i bir kanaat verir ki, mahlukatı icat eden zatın kudretine nispeten cennetler baharlar kadar, baharlar bahçeler kadar, bahçeler çiçekler kadar kolay gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma halqukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide sırrıyla nevi beşerin haşir ve neşri bir tek nefsin imate ve ihyası gibi suhuletlidir. İmkânet illa sayhaten vahide فَاِذَاهُمْ جَمِيُّنْ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ tasrihiyle bütün insanları haşirde ihya etmek, istirahat için dağılan bir orduyu bir boru sesiyle toplamak kadar kolaydır. Ayetlerin meallerini de vererek izah eder misiniz? Şimdi konu esası şu, daha önceki bahisinin özeti gibi burası zaten. Sonuna gelmiş oluyoruz. Değil mi? Hareket evet. Şeyin kaderi son kısmı. Tümün işlenen mesaj şuydu, Cenab-ı Hakk'ın kudrete nispeten her şey kolaydır. Bütün insanları haşretmek, neşretmek bir nefis kadar kolaydır. Nevi ile ferdin, cüz ile külün farkı yoktur. İşte her şey hem sanatlı, hem süratli, hem suretli bir şekilde yaratılıyor. Buna rağmen hiçbir karışıklık eseri görülmüyor. Bütün bunlar önceki konularda işlendi. Burada bu konulara kaynaklık eden, tabiri caizse ilham kaynağı olan iki ayet-i kerime verilmiş oldu. Onların meallerini buradan okuyayım. Birisi Lokman Suresi 28. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de ancak bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Diğeri Yasin Suresi 53. ayet-i kerime. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. Evet. Evet, yeni bir soru. İşte şu hadsiz sürat ve nihayetsiz suhulet bilbedahe, kudret-i sani'nin kemaline ve her şey ona nispeten kolay olduğuna delili kat'i ve bürhan-ı yakini olduğu halde, ehli dalaletin nazarında sani'nin kudretiyle eşyanın teşkili ve icadı ki vücut derecesinde suhuletlidir, bin derece muhal olan kendi kendine teşekkül ile iltibasa sebep olmuştur. Yani bazı adi şeylerin vücuda gelmelerini çok kolay gördükleri için onların teşkilini teşekkül tevehüm ediyorlar. Yani icat edilmiyorlar, belki kendi kendine vücut buluyorlar. Teşkil ile teşekkül tabirleri ne demektir? Şimdi teşkil, şekil vermek. Teşekkül de bir şeyin kendi kendine meydana gelmesi, şekillenmesi. Yani birincisinde teşkilde bir fail var. Cenab-ı Hak şekil veriyor. Diğerinde teşekkülde sanki kendi kendine olmuş gibi. Zaten üstadın beyanında da öyle ifade edildi. Bazı adi şeylerin vücuda gelmelerini çok kolay gördüklerinden. Çiçek zaten açar. Hani bahar geldi, çiçekler açar yani. Gayet normal. Onun teşkilini teşekkül, yani kendi kendine teşekkür ediyor gibi. Yani bahar geliyor, o da açıyor, kendi açıyor gibi. Halbuki kendi açmıyor. Yani baharı getiren kudret, işte o ağaçta da çiçek ihraç yaratıyor veya yerde ilahir. Buna karıştırıyor da buna bir basit bir örnek, hepimizin bildiği bir örnek verelim. Mesela oksijeni Cenab-ı Hak yaratmış, hidrojeni Cenab-ı Hak yaratmış. Oksijen, hidrojen değil mi? Ha. Şimdi Cenab-ı Hak kudretiyle bunları bir araya getiriyor, bu iki zıt kardeşi. Bir su yaratıyor, değil mi? Su teşkil ediyor.
Yani şimdi bunu hiç düşünmeyen kişiler bunu teşekkül olarak görüyorlar. Yani su, oksijen hidrojenine su teşekkür ediyor. Yani sanki kendi kendine oluyor, faizsiz oluyor gibi. Birisinde marifet, ikincisinde inkar söz konusu. Evet. Teşekkür ederiz. 11. kelime geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ileyhil masir. Yani şu dar-ı faniden dar-ı bakiye dönülecek. Ve kadimi bakinin makarı saltanatı ebediyesine gidilecek. Ve kesreti esbaptan vahid-i zülcelal'in daire-i kudretine gidilecek. Dünyadan ahirete geçilecek. Merciğiniz onun dergahıdır. Melceğiniz onun rahmetidir ve hakeza. Sorularımız ve ileyhil masir ibaresinin tercümesi nedir? Veli-i Mısır dönüş ancak onadır. Dönüş ancak onadır. Yani ona rücu edilecek, dönülecek. Tabii dönüş kelimesi mesela dünyanın dönmesini hatırlatıyor değil mi? Yani dünya döne döne. Yani bir yerde ifade ediyor ya malum. Zaman diyor haddini sakın üzere gitmiyor ki evveli ahiri uzaklaşsın birbirinden. Yani mesela şu masanın şu noktasından sağa doğru gittik mi burada köşeden uzaklaşırız devamlı değil mi? Ama yuvarlak bir şey düşün. Şu bardağın etrafında bir noktadan hareket etsek bir yine buraya geliriz. Bu harika bir teşbih. Dünya diyoruz kendi dönüyor ya istikametlere bir çizgi üzerine gitmiyor. Yazdan sonra nasıl olacak? Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı getirdiği gibi dünya hayatından sonra da ahireti getirecek. Bu dönüş oraya götürüyor bizi yani. Heh. Bu dönüşler sanki onu da hatırlatıyoruz yani o ifade dönme ifadesi. Veyle-i Masir lügat manası o dönüş ancak onadır. Fakat Üstad Hazretleri bu manevi tefsir Risale-i Nur. Bunu şöyle sanki tefsir etmiş gibi oluyor. Alttaki ifadeler bir bakıma yukarının tefsiri oluyor. Dönüş ancak onadır. Yani buna göre dar-ı faniden dar-ı bakiye dönülecek. Bir dönme bu. Kadim bakinin makarı saltanatı ebedisine gidilecek. Gitme. Kesret-i esbaptan vahid-i zülcelal'in daire-i kudretine gitme. Dünyadan ahirete geçme. Hep bunlar dönme tabirinin tefsirleri olmuş oluyor. Evet, diğer bir soru. Makarı saltanat-ı ebediyet ifadesi neyi anlatmaktadır? Makar, karar kılma yeri demek. Karar kılma mekan. İsmi mekan denilmek. Karar kılma mekan manasına geliyor. Makar-ı saltanat-ı ebediyye. Diyeceğim tabii zıddından bakalım. Demek ki dünya karar kılınacak bir yer değil. Çünkü kendi kararsız zaten. Kendi kararsız değil mi? Dünya daima dönüyor. Az önce arz ettik ya. Kendi devamı döndüğü gibi üzerindekilerle de devamı beraber dönüyorlar. Bu dönüş ile üzerindeki mahlukat, canlılar işte bir noktadan başlayıp insansa nutfeden başlayıp alakadan mutlaya genç çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve ölüm. Bu dönüş oraya geçiyor. Çekirdekse işte fidan, ağaç, sonra kuruma ve ölüme. Üzerindekilere devamlı şey yapıyoruz. Ölümü tadıyorlar yani. Peki bu dönüşleri nereye getiriyor insanoğlu? Makar-ı saltanat ebedisi dedik. Bir kara kılınan bir makam var yani makar var. Neresi orası? O da ahiret. Ahirette ehli cennet, ehli cehennem olarak mizandan sonra insanlar iki gruba ayrılınca cennette de ebedi kalınacak, cennette de artık. Orada karar yer artık. Orada çıkış yok yani. Ehli iman İmanına göçmüş de sevapları, günahlarına az gelmiş, cehennemde bir süre kalacaklar. O şahıs, o kısa bir süreye mahsus. Ama devamlı olarak düşündüğün zaman cennet de ebedi bir karar yeri, kalma yeri, cehennem ebedi bir makar olmuş oluyor. Evet. Teşekkür ederiz. Vahid-i Zülcelal'in daire-i kudretine gitmek ne demektir? Kudret dairesi ne anlama geliyor? Şimdi bu dünyada da her şey olan kudrete yaratılıyor. Ama dünyaya darül hikmet, ahirette darül kudret. Darül kudret deniliyor. Yani dünyada hakim ismi daha hakim. Ahirette kudret, kadir ismi daha hakim. Yani kudret sıfatı daha hemen nazar çarpacak yani. Daha ileri derecede diyelim. Tecelli edecek. Şimdi dünya hikmet dünyası her şeyi kademeli, safha safha yaratılıyor yani.
yavaş yavaş bir kemale eriyor. Sonra zevali meylediyor, sonra ölüme tadıyor. Dünya böyle. Ahiret ise kudret diye. Her şey bir anda yaratılıyor. Şimdi dünyanın hikmet dünyası olmasının hikmetinden birisi şu. Şimdi dünya da insanlar da kudret dairesindeki gibi yaratılsaydılar. Hikmet değil de kudret hakim olsaydı dünyada. O zaman ne olacaktı? Bir bebek, yani bebek de olmazdı ya. Bir de adam olacaktı yani. Adam bir de yaratılacak daha doğrusu. Çünkü nutfe adam olsun desek o da tutmuyor yani. İnsan bir de yaratılacak. Bir de yaratılacak insanın annesi olmaz, babası da olmaz. Amcası da, dayısı da olmaz. Değil mi? Mesela ders öğreneceği hocası da olmaz. Mürşidi de olmaz. Olmaz da olmaz. Tek başına birden beri dünyaya gelmiş bir varlık. Onun için dünya hikmet dünyası olduğu için bütün bunlar da lazım yani. İmtihan dünyası için bunlar lazım. Yoksa insan melek gibi yaratılırdı. Melek olarak yaşar, melek olarak hayatını sürdürürdü. Cenab-ı Hakk'ın kainat yaratması maksat melekleri seyren gibi olmak değil sadece. Ahirete tarla olması dünyanın. Ahirete tarla olması ahireti gerektiriyor. İmtihanı gerektiriyor. İmtihan için de efendim söyleyeyim insanın nutfeden alakaya diye başlayan çocuklukta ve dünyaya gelen birçok hadisat içerisinde yuvarlanan, kavrulan, kıvranan bir varlık değişir. Usta diyor ya, hayat musibetlere tasavvuf eder diyor. Musibetlere tasavvuf ede de, ibadetlere teali ede de, imanla nurlanan nurlana cennete layık bir kıymet alıyor insan. Tersi de malum, diğeri cehenneme layık bir ehil olacak bir vaziyete giriyor. Böylece dünya ahiret namına çalışmış oluyor. Yoksa direkt dünya kudret dünyası yaratılsa ahiret cennet cehennem olmaz. Çünkü imtihan olan yok ki cennet cehennem olsun. Evet. Makar kelimesi bunlara daha çok ifade ediyor. Evet. Mesela ahirette kudret hakim dedik. Ona da bir misal verelim. Kudret nasıl hakim oluyor? Mesela gerçi insanı anlatırken de misal vermiş olduk ama ahirette hakikati böyle olacak yani. Ahiretteki hakikati konuşalım. Ahirette diyelim mesela dünyada bir ağacı fidanı dikiyoruz. Şu kadar sene bekliyoruz. Meyve arıyoruz. Ahirette meyve hazır zaten. Ağaç dikmemiz mi ahirette? Böyle kudret dünyası meyve hazır. Ağacın başında meyve kopardınız mı? Ağzına gitmedi yerine yenisi bitecek. Kudret alemi yine bir başka misal. Burada bir mekandan bir mekana en süratli ve sayıklı bir saati bir saate gidiyoruz değil mi? Mesela Erzurum'dayız şu anda İstanbul'a. 1,5-2 saate gidiyoruz. Uçakla o da. En süratli ve sayıklı. En süratli ve sayıklı şu anda uçak. 1,5-2 saate gidiyoruz. Hikmet dünyası böyle gerektiriyor. Ama ahirette bir yerden bir yere bir anda gidilecek. Daha doğrusu gidilmeyecek. Bir anda dilediğin yerde olacaksın. Nerede olmak istiyorsun? Şurada. O an orada olacaksın. Yani. Ne yürüme ne uçma. Bir anda. Orası burada anlaşılmaz diye Peygamberimiz güzel tarif etmiş. Ne göz görmüş ne kulak işitmiş. Ne de başı kalbe şatur etmiş bir yer değil. Kudret alemi o işte. Her şey zamansız, kademeli olarak değil de birden ibda ile yaratılıyor her şey ahirette. Evet. Son soru. Merciğiniz onun dergahı, melceğiniz onun rahmetidir cümlesini açıklar mısınız? Veli-i Masir'in başka bir ifadesi yani. Merciğiniz onun dergahı. Onun dergahına rücu edeceksiniz, sığınacaksınız. Başvuracaksınız, af dileyeceksiniz, imtihan olacaksınız onun dergahında. Bu mana, evet. İkisi yakın mana. Evet, yeni bir soru. Şu kelimenin bunlar gibi ifade ettiği pek çok hakikatler var. Şu hakikatlerin içinde saadet-i ebediye ile cennete döneceğinizi ifade eden hakikat ise 10. sözün 12 bürhan-ı kat'i yakiniyle ve 29. sözün pek çok delaili kat'ayı tazammun eden 6 esasıyla o derece kat'i ispat edilmiştir ki başka beyana hacet bırakmıyor. Grup eden güneşin ertesi sabah yeniden tulu edeceği katiyetinde
o iki söz ispat etmişler ki şu dünyanın manevi güneşi olan hayat dahi harabi dünya ile grubundan sonra haşrin sabahında baki bir surette tulu edecektir. Ve cin ve insin bir kısmı saadet-i ebediyeye ve bir kısmı da şekavet-i ebediyeye mazhar olacaktır. Burada sorularımız. Hayat dünyanın nasıl manevi güneşi oluyor? Şimdi maddi güneş bildiğimiz zaten. Güneş de eşya aydınlanıyor değil mi? Güneş olmasa eşya aydınlanmaz. Fakat manevi güneş hayat. Hayat olmasa güneşin doğmasının manası yok. Yani güneşin doğuşu aydınlanmaz yani. Güneş niye ışık verir? Hayat yok. Dünya niye döner? Hayat yok. Atmosfer niye vardır dünya üzerinde? Hayat olmayınca bunun da manası yok. Değil mi? Evet. Yani hayatla kainat mana kazanıyor yani. Her şeyin hikmeti hayatla talk ediyor, hayat anlaşılıyor diyelim. O bakımdan hayat dünyanın ne oluyor? Manevi bir güneşi olmuş oluyor. Evet. İkinci sorumuz. Harabi dünya ile bu manevi güneşin hayatı nasıl grup ediyor? Ve haşrin sabahında baki bir surette tulu etmesi ne demektir? Şimdi kıyamet sadece insanların şeyi değil, ölümü değil kıyamet. Dünyanın da ölümü. Yani dünya hayatının sona ermesi. Değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi bu manevi hayat kıyamet ile bu dünyada bitmiş olacak yani. Şimdi kıyametten sonra hayat kalmayacağına göre dünyada o zaman dünya hayatı bitmiş olacak yani. O zaman dünya hayatının güneşi sönmüş olacak yani. Bu da bir teşbih yani. Onun da manevi ışığı insanların hayatıydı. Kıyametle dünya ışığı da gitmiş oluyor. Dünya da karanlığa kalkmış oluyor bir bakıma. Yerine peki dünya batınca, dünya hayatı batınca ne oluyor? İşte güneşi batıran Cenab-ı Hak ertesi sabah yeniden tulu ettirdiği gibi, doğurduğu gibi misal verdi üstadımız. Bu dünya hayatını batıran Cenab-ı Hak ahiret hayatını doğuracak. Aynı kudretle. Yokluk diye bir şey yok yani. Seyahat devam ediyor. İnşallah daha cennet meyvesi verecek kadar ehl-i iman için ehl-i küfürde Allah muhafaza. Peki. Evet, yeni bir paragraf okuyorum. Şu kainatın sani hakimi ve şu insanların Halık-ı Rahimi bütün semavi kitapları ve fermanlarıyla cenneti ve saadet-i ebediyeyi nevi beşerin ehl-i imanına vaat etmiştir. Madem vaat etmiştir elbette yapacaktır. Çünkü vaadinde hulfetmek ona muhaldir. Çünkü vaadini ifa etmemek gayet çirkin bir noksandır. Kamil-i mutlak noksandan münezzeh ve mukaddestir. Vaat ettiğini yapmamak ya cehlinden veya aczinden yapamaz. Halbuki o kadir-i mutlak ve alim-i külli şey hakkında cehil ve az muhal olduğundan hulful vaat dahi muhaldir. Yukarıdaki paragrafta Cenab-ı Hakk'ın muradı ve iradesi açısından haşir ve ebedi saadet anlatılmaktadır. Semavi kitaplardan da buyruhanlar getirilmektedir. Bütün semavi dinler ve kitaplar bu konuda müttefik midirler? Evet, bütün semavi dinlerde ahiret inancı vardır. Yani dünya ahiretin mezrasıdır hakikati. Bütün semavi dinler için aynen geçerli. Hepsinde haber verilmiş. İnsanın dünya imtihan için geldiği, insan nefis taşıdığı, nefs emmare ile mücadele edip kazananlar için bir saadet mahalli bulunduğu, Allah razı olsun, mağlup olup şeytan uyanlar için de, nefse tabi olan için de azap beldesi bulunduğu bütün dinlerde anlatılıyor. Dinlerin müşterek olmadığı tek husus ibadetlerde bazı farklılıklar var yani o kadar. Yani bazı ibadetler, bazı imtihanlar asırlara göre değişmiş yani. Asırlara göre hem imtihan şekilleri değişmiş, yeni yeni sorular, yeni musibetler, yeni yeni hadiselerle insanlar farklı imtihanlara tabi tutulmuşlar mazide. Geçmiş kavimler. İbadetlerde yine aynı şekilde farklılıklar olmuş. Fakat iman hakikatleri hepsinde aynı. İslam'ın esaslarından da zekatla
Namaz bütün dinlerde var. Ama vakti, rekatı falan değişebilir. Zekatın olmadığı bir semavi din yok. Değil mi? Şeyin olmadığı, namazın olmadığı bir semavi din de yok. Bu iki ibadette bütün dinler yine müttefik oluyoruz. Evet. Diğer bir soru. Hem başta Fahri Alem aleyhissalatü vesselam olarak bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve ehl iman mütemadiyen o Rahim-i Kerim'den vaat ettiği saadet-i ebediyeyi rica edip yalvarıyorlar ve niyaz edip istiyorlar. Hem bütün Esma-i Hüsna ile beraber istiyorlar. Çünkü başta şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti ve Rahman ve Rahim, Adil ve Hakim isimleri ve rububiyeti ve saltanatı ve Rab ve Allah isimleri gibi ekser Esma-i Hüsna'sı daire-i ahireti ve saadet-i ebediyeyi iktiza ve istizam ederler ve tahakkukuna şehadet ve delalet ediyorlar. Belki 10. sözde ispat edildiği gibi bütün mevcudat bütün hakikıyla dar-ı ahirete işaret ediyorlar. Hem ferman-ı azam olan Kur'an-ı Hakim binler ayat ve beyinatıyla ve berahin-i sadıkayı katiyesiyle o hakikati gösteriyor ve talim ediyor. Ve nevi beşerin mabihil iftiharı olan Habib-i Ekrem binler mucizatı bahireye istinad ederek bütün hayatında bütün kuvvetiyle o hakikati ders vermiş, ispat etmiş, ilan etmiş, görmüş ve göstermiş. Burada bir dua var, onu okuyacağım. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi bi adedi enfasi ehlil cennet. Fil cennet vahşurna ve naşirehu ve rufakaahu ve sahibehu sa'iden ve valideyna ve ihvanena ve ahavatina tahte livaihi ve rufakauna şefaatehu ve edhilnel cennete ma alihi ve ashabihi bir rahmetke ya erhamerrahimin. Amin, amin. Rabbena la tuâhizna in nesîne ev ahtâna. Rabbena la tuzîg kulûbena ba'de iz hedeytena ve heb lenâ min ledünke rahme inneke entel vehhâb. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisâni yefkahu kavli. Rabbena teqabbel minna inneke entes semîul alîm ve tüb aleyna inneke entet tevvâbur rahîm. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Paragrafın sonundaki dua makamında olan ibarenin manasını istirham ediyoruz. Ayrıca yukarıda geçen ayetlerin meallerini ve yerlerini öğrenebilir miyiz? Evet, ben hepsini getirdim ama tek tek tabii okunmadığı için unutma, şey, ben okurken intikal edilmeyebilir hangi ayetin mealiydi. Hali böyle olacak şu anda. Duanın meali şöyle. Allah'ım ona, yani Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, aline ve ashabına cennetteki ehli cennetin nefesleri sayesince salat ve selam et ve bereket ihsanıyla. Bizi, bu kitabın naşirini, arkadaşlarını, sahibi olan Said'i, anne babalarımızı, erkek ve kız kardeşlerimizi onun sancağı altında sahipler olarak haşret, bizi onun şefaatiyle rızıklandır. Bizi onun âl ve ashabıyla beraber rahmetinle cennete koy. Ey Erhamurrahimin. Amin, amin. Ayetlerin mealleri, birinci okuduğumuz ayet, ey Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. İkinci ayet, ey Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bahşet. Muhakkak ki bütün dileklerimizi veren Vehhab olan sensin. Diğer ayet, ey Rabbim gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz, ta ki sözümü iyi anlasınlar. Daha sonraki ayet, dualarımızı kabul et, ey Rabbimiz her şeyi hakkıyla işiten de, her şeyi hakkıyla bilen de ancak sensin. Bakara suresi 127. ayetmiş. Tevbemizi kabul eyle, muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve rahmeti her şeyi kuşatan ancak sensin. O da yine Bakara suresi 128. ayet. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. O da Bakara suresi 32. ayet.
Allah razı olsun. Şimdi başka bir risalede şöyle buyuruyor. Ben cümleyi getirdim. Ey insan, kainata maksadı âlâ, tezahür rubiyete karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. Ve insanın gaye aksası o ubudiyete ulum ve kemalata yetişmektir. İşte bu gaye aksayı, bu maksadı âlâyı en mükemmel şekilde yerine getiren, buna uygun yaşayan Resul-i Ekrem Aleyhisselam Efendimiz'dir. Sonra diğer enbiya ve evliya ve asfiyadır. Onlar da takip eden müminler aynı yolda gitmiş ve aynı duayı onlar da yapmışlar. Onlar da ebedi saadet istemişler değil mi? Vaad ettiği saadet ebediyeyi rica edip yalvarıyorlar demiş Üstad. O Rahim-i Kerim'den. O Rahim-i Kerim'den ehl-i iman da diğer peygamberler ve evliya asfiyaya ittibaen onlar da aynen saadet ebediyeyi rica edip yalvarmışlar, niyaz edip istemişler. Bunun karşısında olan insanlar da sadece bir inkar etmişler. Hayatlarını isyanla, Allah muhafaza, zulümle geçirmişler. Nefse tebaiyetle çürütmüşler, mahvetmişler. Ölüm ikisini denk kılmış. Her ikisi de ölmüşler. Eğer ahiret olmasa o zaman Allah'ın hakim ismi tecelli etmemiş olur bu hadisede. O zaman ehli iman mükafatsız, ehli isyan da mücazasız kalır. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, rahmeti buna müsaade etmez. Zaten 10. söz tamamıyla değişik esmanın ahireti gerektirdiğini izah ispat etmiş. Hakim ismi hakkında da orada çok geniş bir bahis var. Oradan bir iki şey getirdim sadece. Hatırlatmak manasında. Bu kent 6 gün ile tabir edilen 6 devrede yaratılıyor. İşte güneşin atmosferine, denizine, suyuna kadar her şeyiyle bir saray şeklinde inşa ediliyor. Sonra o saraya önce bitkiler, sonra hayvanlar, sonra insanlar gönderiliyor. Misafir olarak insanlar da imtihan olmak üzere. Hakim ismi kainat tecelli gibi insanın bütün organlarında da tecelli ediyor. Her organ hikmetle yaratılıyor. Bazı organlar için, her organ için en çok hemen aklımıza gelen göz nimeti oluyor. O hikmetleri anlatmak için ciltlere kitap yazılıyor, tezler hazırlanıyor, değil mi? Bildiriler sunuluyor. İnsan sanki mücessem bir ilim abidesi gibi. İnsanı böyle hikmetli yaratsın, kainata şöyle hikmetli yaratsın. Ondan sonra kainata meyvesi olan insanlar yokla hiçliği atsın, daha diriltmesin. Bu kainattaki hikmeti de, insandaki hikmeti de abesiyete kaybetmiş olur. Allah'ın hakimisi buna müsaade etmez. Manası, manu olarak arz ettim. O onun sözde hikmetle ilgili bahiste işleniyor. O halde ahiret vardır. Dünya hayatından sonra yokluğa hiçliğe gidilmeyecek. Ebedi bir saadet yahut ebedi bir şekavet insanları bekliyor. Evet. Dersimiz burada sona erdi. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات